uçak bir yolcu uçağıydı ama biz eğitim metali olarak düşündüğümüz için uçağı üçe, dörde böldük. Birinci bölüm dedik ki sinema salonu 30 kişilik, öğrencilerimize havacılığı anlatalım. Hem de normal meslek ve kültür derslerini uçağın içerisinde işlesinler. Bir kısmını, ikinci kısmını kütüphane yaptık. Kütüphanede de normal Ford bagajları şeye dönüştürdük, kütüphaneye dönüştürdük. Burada karşılıklı yarı kafe olarak çocuklar rahat etmeleri için bir okuma salonu oluşturduk. Bulunduğumuz alanında çocuklar bunu görmeleri mümkün değildi. Anatomik yapısını, uçağın bütün mekanizmasını sıyırdık ve çocukların görmelerini sağladık. Too low terrain. 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 Temas gerektiren oyunlardan sakın alınmamış. Gerektiğince diğer sınıflara, öğretmenler odasına ve idare odalarına girip sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve okula bilgi verilmeli. Kıyafetlerle gidilmeli. Eller sık sık. Okulumuz 2016 yılında Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ülkemizin uçak bakım alanında ilk ve tek tematik ve proje okulu olarak açıldı. Okulumuzun bahçesi dünyada bir ilklerle dolu. Bir Boeing 737-400 yolcu uçağımız ve bir F-4 savaş uçağı olan dünyada tek okuluz. Bununla beraber atölyemize çalışabilir bir T-67 eğitim uçağımız, yurt dışından gelen ve milli yerli olan eğitim setlerimiz, tamamen uçakların yakıt ikmali ile ilgili yakıt dispanserimiz ve onların eğitimin nasıl olacağına dair donanım ve uzman eğitim kadromuzla beraber şu anda 360 öğrencimize uçak bakım alanında hem kültür hem de meslek derslerini devam ettiriyoruz. İnşallah bu süreçle beraber, atlattığımız bu süreçle beraber öğrencilerimizin Türkiye'deki havacılık sanayisine ve dünya havacılık sanayisinde yer almaları en büyük hayalimiz. Çünkü biraz önce de bahsettim, %2,5 dilimle okulumuz öğrenci aldı. Normalde fen lisesine gidebilecek bir öğrenci Aksu Uçak Bakım'da okuyor. 90 öğrenci aldık ve kontenjanımız şu anda dolu ve bu 90 kontenjanımız ortalama %2,5 ile %10 dilimlik arasında öğrencilerimizden oluşuyor. Bir F-4E savaş uçağı getirdik. Bunu bizlere ne kattı? Hem dünyada bir nitelik nicelik kattı. Avrupa'dan da biz projelerde de davet alan bir okuluz. İlgi çekiyor Avrupa'da, dünya okullarında. Hayal kavramı geliştirdik burada. Mottomuz her şey bir hayalle başlar. Öğrenciler hayallerine koşmaları için bir amaçları, gayeleri olmalı. İlk önce onlara hayallerini yüklüyoruz. Neleri başarabileceklerini. Bu okul da onlara bir iyi bir kılavuz oldu. Öncü oldu eğitim yönünden. Hedeflerimizden birisi de uçağımız var. Jet uçağımız var. Eğitim uçağımız var. Bir helikopterimiz eksik. Bir de helikopter gelirse öğrencilerimizi hem sivil havacılıkta, hem askeri havacılıkta, hem helikopter gibi hem sivil hem askeri kavramda değişik iş şartlarında ve koşullarına yerleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda da inşallah uçak sanayisinin bir neferi olmak için bu okul hızla ilerliyor.